Merhaba sevgili arkadaşlar, Pokemon Y'de birlikteyiz. Bu üçüncü bölüm sanırsam. Evet, üçüncü bölüm olmalı. Bu bölümde ne yapacağız ondan bahsedeyim. Bu bölümde Santalin ormanına gireceğiz. Bir önceki bölümde mallıklar yaptım, fakirledim. Ama 20 tane Poketopum oldu. Şimdi bir tanesini harcadım sanırım, 19 tane kaldı. Şimdi Pokemon'larımı iyileştirdim, o kısmı çekmedim. Direkt şeye gireceğiz, Santalin ormanına. Bakalım orada karşımıza neler çıkacak. Birlikte göreceğiz bakalım. Evet, Santolin ormanındayız arkadaşlar. İlk olarak buradaki Pokemon'ları görüyorsunuz. Burada 1001 çeşit Pokemon var anasını satayım. Neden böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum. İşte Caterpie'sinden tut Scatterbug'ına bug'ına falan var. Ayrıca 3 maymun da bu ormanda ve gizliler. Eğer işte GM liderini yenmek istiyorsanız nelere ihtiyacınız var? Uçan türü bir Pokemon'a ihtiyacınız var. Bu bir. Çünkü GM böcek türlerine sahip. Bu ormandaki böceklerin çoğunu geliştirince işte Caterpie'dir, Scatterbug'dır. Uçan türü oluyorlar zaten. Ayrıca Pansier'ı yakalayarak, Pansier ateş türü biliyorsunuz. Yani ateş türünü kullanarak böceği yenebilirsiniz. Onun dışında ne var? Flashling var. Pikachu da var. Bu ormanda Pikachu var. Gizli, rare. Pikachu'yu yakalarsanız işte GM'in uçan türü Pokemon'unu yenebilirsiniz. GM'in Vivillon'u vardı sanırım. Her neyse fazla konuşmadan ormana ilerleyelim arkadaşlar. İlk olarak ormandaki eşya itemleri toplayacağız. Bu arada önemli bir şey unuttuk. Çarkı çevirmemiz lazım. Evet, çarkı çevirdikten sonra çarktan bize yani slot makinesinden bize neler çıkıyor? Metapod çıkıyor, Pikachu çıkıyor ve yanılmıyorsam Scatterbug sanırım. Bir de Scatterbug çıkıyor. Şimdi beni biliyorsunuz. Ben Pikachu'dan nefret eden bir insanım. Bu arada konuşurken oynayayım. O yüzden Pikachu yakalamak istemiyorum. Oo, bir şey oldu, bir saniye. Hey bekle, hadi birlikte gidelim. Senin yanında dolaşırsam heyecanlı bir şeyler yaşayabilirim sanırım. Evet, artı 9 kız kazandık. Pikachu istemiyorum. Metapod yakalarsam Butterfly olacak. Butterfly'ı severim. Onun dışında Scatterbug var. Scatterbug da pek sevdiğim bir Pokemon sayılmaz. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Nereye ilerliyoruz? Çimlere doğru ilerleyeceğiz. Bu arada karşımıza bir Pokemon çıktı. Bakalım ne? 3 maymundan birisinin çıkmamış olması. Ya şimdi mi çıkıyor? Ama yakalayamam ki. Kendi koyduğum kurallar yüzünden yakalayamam. O yüzden direkt kaçış yapıyoruz. Veya savaşsam mı? Kaç level? 4 level. Gerek yok. Bizi mahvedebilir. Run yaptım. Su Pokemon açığınız varsa bu ormandan yakalayabilirsiniz. Ya bilmiyorum, ne kadar sevmesem de belki Pikachu'da yakalayabilirim. Şuradan antidot buluyoruz arkadaşlar. Pokemon'unuz zehirlenirse falan antidot kullanabilirsiniz. Şimdi yukarı yardıracağız. Burada da bir item var. Ve bir Pokemon daha, lanet olsun. Evet. Scatterbug. Şimdi Scatterbug bilmiyorum. 5. seri Pokemon olması falan güzel. Ama yakalar mıyım? Bilmiyorum ya. Metapod daha böyle yakın geldi sanki. O yüzden bilmiyorum. Geç ya. Run. O yüzden Scatterbug'ı yakalamıyorum arkadaşlar. Şuradaki Poketopunu alıyoruz. Burada da bir pot çıkıyor. Güzel. Bu arada konuşamadım. Bu arada bazı arkadaşlar Pokemon'larımın doğalarını merak etmiş. Hemen bakalım. Pokemon diyoruz. Summoner diyoruz. Bakalım. Banelbi'nin doğası neymiş? Başvur. Herhangi bir şeyi arttırmıyor ve herhangi bir şeyi düşürmüyor gördüğünüz gibi. Zabuza'nın doğasına bakıyoruz şimdi. Zabuza'nın doğası da neymiş? Careful. Special defansı arttırıyor. Special atağı düşürüyor. Yani şu anlık pek, yani ileride işime yaramaz. İleride değiştirebilirim. Zaten ileride bu Nuzlocke'un, Nuzlocke değil de bu yaptığım olayın en güzel yanı, ileride değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? İleride göreceksiniz.
Şuradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Bir Pokemon daha çıktı karşıma. Bakalım neymiş. Ya of ya. Abi ben ne kadar şanssızım ya. Evet, yaptığım olay yüzünden bu Pokemon'u yakalayamıyorum. Ama yakalama imkanı olan arkadaşlar varsa yakalamalarını tavsiye ederim. Çünkü GM'in anasını ağlatırsınız. Ateş Pokemon'unuz yoksa. Scratch yaptı sanırım. Fight Tackle. Mevta. Aa, Mevta olmadı. Leer yaptı. Defansımı bir kademe düşürüyor şu an. Lanet olsun sana. Tackle. Bu ormandan bir Pokemon yakalayamazsam çıkacağım yani. Bu ormanda daha bir işim olmaz sanırım. Hiç uğraşmayacağım. O zaman ilerlemeye devam edelim. Bir Pokemon daha, aman tanrım. Ya 3 maymun da teker teker çıktı. Abi ben ne kadar şanssızım ya. Fight Tackle. Evet, rakip yine bile saldırdı. Bir tackle atıyorum. Same type attack bonusum, gözünü yiyeyim. Bir tackle daha. Rakip yine leer yaptı. Defansımız düştü arkadaşlar. Bir tackle yaptık. Evet, bir tackle daha yapsam rakibin işini bitireceğim sanki. Tackle yaptım. Rakipten hızlı çıktım bu el. Evet, Pansage'i de yendik. Aferin oğluma. Ne yapıyoruz? Ormandan çıkıyoruz. Ama nereden çıkıyoruz onu bilmiyorum. Buradan bayağı... Oo, bir sürü çim var ya. Evet. Şurada bir pot var arkadaşlar. Potu alıyoruz. Ormanda bir sürü eşya var. Ben size hepsinin yerini göstereceğim. Oo, bizim kekolar buradaymış. Biri direkt trainer'la savaşıyor. Diğeri çimlere falan giriyor. Neyse, biz de ilerleyelim. Oo, bir saniye dayı. Bakalım, bekliyoruz, ne olacak. Bak, bir şey buldum dayı. Bu işine yarayabilir. Tamam. Paralize Hell buldu arkadaşlar. Çarpılınca Pokemon'umuzu iyileştirmemizi sağlıyor. Alalım abi. İlerliyoruz. Evet, bir trainer. Trainer savaşı, lanet olsun. Adam bizi aşağıladı, punk falan diyor bize. Seni küçük gerizekalı. Benimle boy ölçüşebileceğini mi sanıyorsun? Adamın scatter, daha doğrusu çocuğun scatter bug'ı var arkadaşlar. Bizim de Bunalbimiz var. Ne olacak yani? Fight, direkt tackle yapıyorum. Adam zaten Pokemon'un 3 level adamı. Canının yarısını aldım. Rakip string shot yapıyor. Hızımızı yavaşlatıyor arkadaşlar. Evet. Aa, yakalandık. Fight, tackle. Rakip de bir tackle yapıyor. Fazla vurmadı. Ama canımız artık azaldı. Pot kullanmam gerekebilir. Rakibin scatter bug'ını yendim arkadaşlar. Evet, Pokemon'um level atladı. Level 6 oldu. Güzel. Rakip Fletchling çıkartacak. Pokemon'u değiştirsem mi? Değiştirsem biraz da Zabuza level atlasın. Bakalım. Hadi Zabuza. Cidden ama ormanda çok güzel Pokemon'lar var. Eğer herhangi bir challenge yapmıyorsanız istediğiniz Pokemon'u yakalayın. GM'i kolayca yenersiniz yani. Ne yapıyorum? Fight yapıyorum. Bubble yapıyorum. Çünkü Bubble'ın base power'ı yükselmişti. Bundan bahsetmiştim zaten. Flashing'e vuruyorum. Çok az bir canı kaldı. Rakip bana tackle yapıyor. Yap bakalım. Seni aptal kuş. O zaman ben de sana quick attack yapıyorum ve işini bitiriyorum. Görüşürüz Flashing. Evet. YGWP. Zabuza 9 level oluyor arkadaşlar. Güzel. Youngster'ı yendik. Ormanda ilerlemeye devam edeceğiz. Umarım bir Metapod bulurum. Veya Pikachu bulsam bile yakalayacağım. Ne kadar nefret etsem de. Sevmiyorum abi, adamı sevmiyorum yani. Galiba kızla konuşunca bizim Pokemon'larımızı iyileştiriyordu. Yes diyoruz. Pokemon'larımızı iyileştiriyor. Herhangi bir pot kullanmanıza gerek yok yani. Evet, ormanda ilerlemeye devam ediyoruz. Yukarıda herhangi bir şey yok. Aşağıdan yardıracağız. Bir Pokemon daha, aman tanrım. Caterpie. Caterpie yakalayamam. Özel bir arayışa girmeyeceğim arkadaşlar. Yani Pikachu çıksın da yakalayayım da falan diye. Veya girsem mi onu da bilmiyorum. İki Pokemon'la denerim GM. Zaten GM'in de iki Pokemon'u var.
Diğer Pokemon'ları sonra yakalarım belki. İlerlemeye devam ediyoruz. O bir kız daha. Yemin ediyorum GTA Vice City Funny Magnet hilesi. Önüne gelen kızı yakalıyoruz anasını satayım. Pokemon'dan çok kız o. Yok eşit. İki kız iki Pokemon. Evet bir trainer savaşı daha. Seni geri zekalı. Yapalım abi. Las Ana. Ana! Ne çıkardı? Pikachu çıkardı. İnat yapıyor bana ya. Ben de o sarı aptal Pokemon'u istiyorum. Pikachu'yu istiyorum. Rakibin Pikachu'su 5 level arkadaşlar. Fight yapıyorum. İlk olarak Leer yapıyorum. Defansını düşüreceğim. Rakip bana Thunder Shock yapıyor. Eğer toprak türü bir Pokemon olsaydım ki bunun için gelişmem gerekiyor. Rakibe tek atardım. Rakibin defansını bir kademe azaltıyorum. Şimdi fight yapıyorum ve tackle yapıyorum. Rakip bir Thunder Shock daha yapıyor. Aptal Pikachu. Kritik vurdu bir de. Şimdi ya statikten oha ya. Evet çarpıldım. Şimdi eşyalarımdan bir tane pot kullanacağım. Çünkü ölmek istemiyorum. Pokemon'um ölmesin. Pot kullandım arkadaşlar. Rakip Growl yapıyor. Atağımı bir kademe düşürüyor. Yani yaptığım Leer'ın hiçbir anlamı kalmadı. Ama ben yine de vurmak zorundayım. Fight Tackle. Bir Growl daha yaptı. Atam bir kademe daha düştü. Pikachu yeter. Oç yeter. Evet tackle yaptım başarıyla. Ve Pikachu'nun işini bitirdim. Başka Pokemon'u yoktu galiba. Kızın tek Pokemon'u vardı. Evet. First Lady bayağı bir XP aldı. Bir Pokemon daha öldürse 7 level olacak. Güzel. Bir trainer'ın daha işini bitirdik arkadaşlar. Pokemon'umu iyileştirmelisin bence. İyileştirsen Allah'ım. Evet. Keşke bunlar hep yanımızda dolaşsa. Ama o zaman oyun çok kolay olurdu. Her neyse. Bir Pokemon daha. Kim acaba? Ya maymun çıkmasın artık. Pansiyeç hiçbir işinize yaramaz GM'di arkadaşlar. Ama ileride benim bir bitki Pokemon'um olsun falan diyorsanız Pansiyeç'i alın. Ama benim bir işime yaramayacak. Çünkü GM bitki türü GM böcek türü bir Pokemon. Zaten yakalayamam da. Şurada bir trainer daha var. Onunla savaşabilirsiniz. Savaşalım da. Pikachu çıkmayacak gibi zaten bu gidişle. Rakip Weedle çıkardı. Küçük bir Weedle. Bizim de First Lady'miz var. O Weedle'ın leveli düşüktür büyük ihtimalle. 2 level. Güzel. Tackle yapıyorum. Evet, Bunalby'nin level'ı Zabuza'ya yaklaştı. Poison Sting yaptı rakip bize. Umarım zehirlenmeyiz. %15 zehirlenme ihtimalimiz vardı ve zehirlenmedik. Bir tackle daha yapıyorum. 8 level olmalıyım artık. Evet, rakibin Weedle'ını yendik arkadaşlar. Evet, Bunalby 7 level oluyor. Güzel. Quick Attack öğrendi, süper. İki Pokemon'um da Quick Attack var. Rakip de bir Bunalby çıkartıyor. Tamam, Bunalby vs Bunalby olsun. Senin işini bitireceğim oğlum. 4 level, fight. Direkt tackle yapıyorum, hiç defansını mefansını düşürmüyorum. Güzel. Rakip de tackle yapıyor. 4 vurdu. Fight bir tackle daha. Tavşanların inanılmaz mücadelesi. GGVP o zaman sana. Rakibin Bunalby'sini de yendik arkadaşlar. Ormandaki bütün itemları topladıktan sonra ormandan çıkacağım. Dediğim gibi herhangi bir özel Pokemon arayışına girmeyi düşünmüyorum. Şu an Pokemon'umun iyileşmesine gerek yok. Şurada bir Poke Topu var. Poke Topu'nun içinden Poke Topu çıkıyor. Poke Topuception oluyoruz. Evet arkadaşlar. En son bir tane Poke Topu'nun içinden Poke Topu bulmuştuk. Şimdi ilerliyoruz. Ormandan çıkacağım yavaş yavaş. Şurada bir Poke Topu daha var. İçinden pot çıkıyor. Güzel. Yukarı doğru tam ilerlerken karşıma bir Pokemon çıkıyor. Acaba ne? Bakalım. Scatterbug. Kaç level? Şimdi yakalasam bunu kasmakla falan uğraşacağım. Vivillon olacak da güzel de. 2 level abi. Ben bununla neden uğraşayım ki? Fight. Tackle. İşini bitir hatta. Tek atarız. Oha tek atamadık. O kadar noob muyuz? Rakip de bize bir tackle yapıyor. Güzel. Fight tackle. Bine geber salak. Evet, ormandan çıkarken karşıma bir Pokemon daha çıktı.
Maymun, artık maymun görmek istemiyorum. Shiny çıksa anlayamayacağım. Şu öyle bir görüş açısındayım ki göremiyorum yani. Run. Belki de kaçırmışımdır. Za. Her neyse. İğrençliklerimi bir kenara atıyorum. Ve ormandan çıkıyorum arkadaşlar. Pikachu avlayacak mıyım? Bilmiyorum, avlasam mı? Hatta size soruyorum. Pikachu avlayayım mı, avlamayayım mı? Demek ki şey, ilk varan sensin diyor. Demek ki benim komşum büyük bir potansiyele sahipmiş diyor. Ve işte herkes geliyor, bütün takım geliyor. İşte Pokemon'ların saldırıları inanılmazdı diyor işte. Ya abi, Eskişehir'de en nefret ettiğim şey şu uçak sesi. Bu nedir abi ya? Eve çarpıcı kutanmasa. İşte onlara işte ben dans ederken salak salak konuşuyor, aptal. Bütün herkes geliyor, hepimiz buradayız diyor. Hadi Santolin şehrine gidelim diyor. Ya çok gece değil mi ya? Terör örgütü gibi gidiyoruz. Gören de Slipknot sanacak anasını satayım. Herkes gitti. Tabii ki ilk olarak Route 3'teyiz arkadaşlar. Santolin şehrine varamadık. Santolin şehrinde GM var. GM'le mücadele edeceğiz. Bir sonraki bölüme kalır herhalde, bilmiyorum. Neler yapacaksınız diyor. Küçük çocuk ilk olarak ben biraz Pokemon'lara bakacağım diyor. Profesör Pokédex'i tamamlamamız gerektiğini söylüyor. Konuşamadım. Gerektiğini söyledi diyor. Daha da ilerisi diyor işte farklı Pokemon'lar, farklı yerlerden farklı Pokemon'lar bulmak falan diyor. Bizim için iyi olur falan diyor. Ormandakilerden farklı Pokemon'lar bulabiliriz belki diyor. Snorlax'a benzeyen çocuk diyor ki farklı Pokemon'lar farklı saldırılar kullanır. Bundan eminim diyor. Aman tanrım, evrim teorisini yıktı. Evet, bir sürü saldırı görmek istiyorum diyor. Serena sen ne yapacaksın diyor. Ben de Santolin şehrinin GM ile mücadele edeceğim diyor. Pokemon trainerları falan diyor. Pokemon GM ile savaşmak için işte bayağı uğraşıyorlar falan diyor. Çok çok bilgiye sahipsiniz falan diyor. Bu da diyor işte anam babam bana çok bilgi öğretti zamanında diyor. Sizin için bir şeyim var çocuklar diyor. Adventure Rules diyor, yani macera kuralları diyor. Bir Pokemon trainer'ının bilmesi gereken 10 tane kural diyor. Alın bunu diyor. Al bir tane senin için diyor. Evet, Adventure Rules aldık. Kesinlikle okumayacağız. Türk toplumuyuz yani, okumayı sevmiyoruz o kadar. Pokemon eğitmeniyiz lan. Yıllardır Pokemon eğitmeniyiz. Aptal kurallara mı ihtiyacımız var? Hadi hadi gidin. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum. Gönül isterdi ki sizin oylamanıza sunmak işte ormandan Pokemon yakalayayım mı, yakalamayayım mı? Şimdi yakalamasam çok geç olacak. Veya yakalayayım mı ya, bilmiyorum. Neyse, bunu size bırakacağım sanırım. Zaten bölümün 5-6 dakika sonra bitmesi gerekiyor. Ben de o zaman Route 3'te falan zaman geçireyim. Bu arada konuşamıyorum bu bölümde. Neden konuşamıyorum bilmiyorum. Çok uyumaktan sanırım. Geçen gün 15 saat uyudum. Her neyse, gereksiz ayrıntıları siliyorum. Route 3'teki slot makinesini çeviriyoruz. Bakalım hangi Pokemon'ları yakalamam gerekiyor. Hangi Pokemon'u Evet arkadaşlar, ne yazık ki 3 tane Azuril çıktı. Benim de su Pokemon'um var. Azuril gelişince Azumarill oluyor. Yani ne gerek var su fairy türü bir Pokemon'umun olmasına? O yüzden yakalamayacağım. Bu route'da hiçbir Pokemon yakalama iznim yok. Ben de ne yapacağım? İşte bu route'da zaman geçireceğim. Trainer'larla savaşacağım. Daha sonra şehre gireceğim falan işte. Bu arada Fagonix'te bir tane oylama atacağım. Ormandan hangisini yakalayayım? Scatterbug mı? Pikachu mu? Yoksa Metapod mu? Buna siz karar verin arkadaşlar. Sizin isteğinize göre ormandan bir Pokemon yakalayacağım. Takımıma ekleyeceğim. Pikachu seçeceksiniz biliyorum. Her neyse. Evet. Terör örgütünün yanından ayrılıyoruz ve direkt trainer savaşı.
Yani Root 3'te o kadar güzel farklı Pokemon'lar varken neden bana Azurill çıktı halen daha anlamış değilim. Evet. Birinci sınıf, ana sınıfı çocuğuyla savaşıyoruz. Çocuğun Caterpie'si var. Evet, benim de Bunalbin var seni salak. Fight. Tackle. Ya iki level Pokemon'larla bana artistlik yapmayın lan, yapmayın lan. Evet, String Shot her zamanki böceklerin unutulmaz saldırılarından biri. Anime'de de anlamış değilim. Mesela animenin ilk bölümlerinde Ash Caterpie yakaladığı zaman Caterpie String Shot'la bütün roket takımını yeniyordu. Böyle bir şeyin imkanı olmaması lazım. Hayır, izin vermiyorum. Her neyse. Rakip Azurill çıkartıyor. Bana inat. Kesinlikle bana inat. Azurill nedir abi ya? Ben neden Azurill yakalayayım ki? İstemiyorum Azurill yakalamak falan. Hani bu rotta hiçbir Pokemon yakalayamayacağım. İşte benim koyduğum challenge'ın da bir nevi kötülüğü mü diyeyim, güzelliği mi diyeyim? Gerçi Nuzlocke yapsam karşıma Azurill çıkacaktı. Belki yine şey yapacaktım. Neyse. Benim yaptığım challenge sayesinde bu, yani gizli Pokemon'ları yakalama şansınız da oluyor. Yani nadir Pokemon'ları yakalama şansınız da oluyor. Bu arada çocuğu yendim sanırım. Evet. Güzel. İlerlemeye devam edeceğiz. Umarım bu route'tan çıkabiliriz. Evet, bir trainer savaşı daha. Her zamanki gibi bir sürü trainerlar. Dediğim gibi arkadaşlar, ankete katılın. Yani sizin verdiğiniz sonuçlara göre o Pokemon'u yakalayacağım veya yakalamayacağım. Anketi de Fagonis forumlarında, Fagonis bloğunda görebilirsiniz. Önceden forumda evet ama sonra uğraşamadım. Rakipte Pichu var. Pichu'nun statları düşüktür büyük ihtimalle. Tackle yapıyorum. Güzel, bayağı bir canını yedim. Ya abi, ben bu ability'den nefret ediyorum ya. Direkt çarpıyor adamı. Rakip Thundershock yapıyor. Fight yapıyorum. Quick attack yapıyorum. Vuruyorum da. Ve rakibin Pokemon'unu yeniyorum arkadaşlar. Başka Pokemon'u yokmuş zaten zavallımın. Şimdi her route'da itemler var, evet. Ama benim amacım size bütün itemların yerini göstermek ama bazı mesela bu route'daki bazı itemler kat veya surf'le alınıyor. Kat veya surf aldığımız zaman buraya tekrardan gireceğiz. Mesela aşağıda bir item var. Ama şu oha ne oluyor lan? Evet, gasp ediliyorduk az kalsın. Mesela bu ağacı kesmek için kata ihtiyacımız var. O yüzden bu şeyi alamıyoruz. Burada bir trainer daha var, onunla savaşacağız. Ama ilk olarak Pokemon değişikliği yapacağım. Pokemon'umu şehirde iyileştiririm. Artık çok eşya yemeye başladı. Switch diyorum. Evet, bazen böyle değişik pozisyonlara girmek zorunda kalıyorum. Çünkü çok, yani çok garip bir video çekme tarzım var. Evet, bir trainer daha. Süper. Ama bir sonraki bölümde büyük ihtimalle GM'le savaşacağım. GM'le savaştıktan sonra yine bir anket açılacak. Yani bu anket sayesinde siz oyunun kaderini değiştirebileceksiniz. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Slot makinesini bir kere daha çevir. Mesela Route 3'teki slot makinesini bir kere daha çevireceğim. Ve farklı Pokemon'lar yakalama şansım olacak. Bu arada Bubble yapıyorum. Veya işte ölen bir Pokemon'umu geri canlandır yeteneği. Hiçbir Pokemon'um ölmediği için veya şu an ölmediği için o yeteneği şu an kullanamazsınız. Veya Wonder Trade yap yeteneği var. Siz bu yeteneklerden birine oy vererek aktifleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Wonder Trade'i biliyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir insanla işte bir Pokemon'unuzu trade ediyorsunuz ve size random rastgele bir Pokemon geliyor sanırım. Daha önce hiç yapmadım. Fight yapıyorum. Quick Attack yapıyorum. Bu savaştan sonra büyük ihtimal bölümü bitireceğim. Rakibin Bidoof'unu yendim arkadaşlar. Güzel. Tamam. Şu altta bir item var. Onu da aldıktan sonra bölümü bitireceğim. Şurada bir süper pot bulduk. Süper pot 50 canı dolduruyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi yola doğru çıksam mı, çıkmasam mı? Neyse ya, biraz uzatayım bölümü. Al işte bir trainer daha. Çok zaman yok trainerlar ya. Bu arada bundan sonra şey yapacağım. Mesela Pikachu yakalamam gerekiyor veya Metapod yakalamam gerekiyor. O zaman aralığını videodan çıkartacağım çünkü gelen yorumlar bölümün yetersiz uzadığı şeklindeydi.
O yüzden canın sıkılmasın. O kısımları çıkartacağım. Evet, rakipte 3 tane maymun var. Bu kesin. Umarım bitki saldırısı yoktur. Fight. Pound yapıyorum. Biraz risk attım ama. Güzel. Ya abi bu uçaklar ne anasını satayım. Gel eve gir ya. Fight. Quick attack. Evet, birinci maymunun işini bitirdik. Rakibinin 3 maymunu var. Bundan eminim. Veya fail olacağım. Evet, dediğim gibi rakibinin 3 maymunu var. Abi lütfen ya, lütfen pilot ya. Yapma abi, ne yapıyorsun sen ya? Of. Evet, buna direkt bubble yapıyorum. Fight. Bubble. Evet, bu Pokemon'un da işini böyle bitireceğiz. Tek atacağız. Güzel. GG. Böylece Pokemon'um level atlıyor. Level 10 oldu. Umarım GM'de yeterince işime yarar. Pokemon'um Lick öğrenmek istiyor. Lick hayalet türü bir saldırı ve 20 base power'a sahipti en son hatırladığım kadarıyla. İşe yaramaz bir saldırı silebilirim aslında. Ne silebilirim düşünüyorum. Saldırılarıma bakıyorum. Pound, Growl, Quick Attack, Bubble. Growl'u silebilirim çünkü büyük ihtimal GM liderinde atak saldırısı olmayacak diye tahmin ediyorum. O yüzden Lick öğrendim. Belki rakibi çarparım yalayarak, bilmiyorum. Evet. Trainer'ın son Pokemon'u Pampour. Pampour'un da işini bitirdikten sonra cidden bölümü bitirmek zorundayım. Çünkü 30 dakikayı geçen bölümler hoş olmuyor. Sıkıcı olabilir. Biliyorum yani çoğu abonem izlemek ister. 30 dakika 40 dakika da olsa izlemek ister. Ama benim için yorucu oluyor. Bilmiyorum. O yüzden bölümü bitireceğim birazdan. Ne yaptı lan o? Evet, atağım düştü sanırım. Göremedim yani ekrana bakmaktan. Bir quick attack yapıyorum. Rakibin işini bitirdik. Pampour'u yendik. Güzel. Trainer yendik arkadaşlar. Parayı falan aldık. Bu rotta şu an alabileceğimiz bir item yok. Başka item yok diye biliyorum. Çünkü dediğim gibi bütün itemları gösteriyorum size. Savaşacağımız başka trainer var mı onu bilmiyorum. İlerleyeceğiz işte bir sonraki bölümde ve GM'le savaşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, FeigoNifz'teki ankete oy verebilirsiniz. Hangi Pokemon'u yakalayayım Santorini ormanından? Pikachu mu? Metapod mu? Yoksa Scatterbug mı? Tamamen sizin seçimlerinize göre hareket edeceğim. Bölümü daha fazla uzatmaya niyetim yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve bölümü sevdiyseniz bir like atabilirsiniz. Bu da zaten like atmanın sebeplerini ya bir önceki bölümde açıkladım yani. Bize şey veriyor. İlham, güç, her neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ama canımız artık azaldı. Pot kullanmam gerekebilir. Rakibin Scatterbug'ını yendim arkadaşlar. Evet, Pokemon'um level atladı. Level 6 oldu. Güzel. Rakip Fletchling çıkartacak. Pokemon'u değiştirsem mi? Değiştirsem biraz da Zabuza level atlasın. Bakalım. Hadi Zabuza. Cidden ama ormanda çok güzel Pokemon'lar var. Eğer herhangi bir challenge yapmıyorsanız istediğiniz Pokemon'u yakalayın. GM'i kolayca yenersiniz yani. Ne yapıyorum? Fight yapıyorum. Bubble yapıyorum. Çünkü Bubble'ın base power'ı yükselmişti. Bundan bahsetmiştim zaten. Flashing'e vuruyorum. Çok az bir canı kaldı. Rakip bana tackle yapıyor. Yap bakalım. Seni aptal kuş. O zaman ben de sana quick attack yapıyorum ve işini bitiriyorum. Görüşürüz Flashling. Evet. YGWP. Zabuza 9 level oluyor arkadaşlar. Güzel. Youngster'ı yendik. Ormanda ilerlemeye devam edeceğiz. Umarım bir Metapod bulurum. Veya Pikachu bulsam bile yakalayacağım. Ne kadar nefret etsem de. Sevmiyorum abi, adamı sevmiyorum yani. Galiba kızla konuşunca bizim Pokemon'larımızı iyileştiriyordu. Yes diyoruz. Pokemon'larımızı iyileştiriyor. Herhangi bir pot kullanmanıza gerek yok yani. Evet, ormanda ilerlemeye devam ediyoruz. Yukarıda herhangi bir şey yok. Aşağıdan yardıracağız. Bir Pokemon daha, aman tanrım. Caterpie. Caterpie yakalayamam. Özel bir arayışa girmeyeceğim arkadaşlar. Yani Pikachu çıksın da yakalayayım da falan diye. Veya girsem mi onu da bilmiyorum. İki Pokemon'la da inerim GM. Zaten GM'in de iki Pokemon'u var. Diğer Pokemon'ları sonra yakalarım belki. İlerlemeye devam ediyoruz.
O bir kız daha. Yemin ediyorum get fight tackle. Evet, rakibine bile saldırdı. Bir tackle atıyorum. Same type atak bonusum, gözünü yiyeyim. Bir tackle daha. Rakibine leer yaptı. Defansımız düştü arkadaşlar. Bir tackle yaptık. Evet, bir tackle daha yapsam rakibin işini bitireceğim sanki. Tackle yaptım. Rakipten hızlı çıktım bu el. Evet, panseyci de yendik. Aferin oğluma. Ne yapıyoruz? Ormandan çıkıyoruz. Ama nereden çıkıyoruz onu bilmiyorum. Buradan bayağı... Oo, bir sürü çim var ya. Evet. Şurada bir pot var arkadaşlar. Potu alıyoruz. Ormanda bir sürü eşya var. Ben size hepsinin yerini göstereceğim. Oo, bizim kekolar buradaymış. Biri direkt trainer'la savaşıyor. Diğeri çimlere falan giriyor. Neyse, biz de ilerleyelim. Oo, bir saniye dayı. Bakalım, bekliyoruz, ne olacak. Bak, bir şey buldum dayı, bu işine yarayabilir. Tamam. Paralize Hell buldu arkadaşlar. Çarpılınca Pokemon'umuzu iyileştirmemizi sağlıyor. Alalım abi. İlerliyoruz. Evet, bir trainer savaşı, lanet olsun. Adam bizi aşağıladı, punk falan diyor bize. Seni küçük geri zekalı. Benimle boy ölçüşebileceğini mi sanıyorsun? Adamın skater, daha doğrusu çocuğun skater bug'ı var arkadaşlar. Bizim de Bunalbimiz var. Ne olacak yani? Fight. Direkt tackle yapıyorum. Adam zaten Pokemon'un 3 level adamı. Canının yarısını aldım. Rakip string shot yapıyor. Hızımızı yavaşlatıyor arkadaşlar. Evet. A, yakalandık. Fight, tackle. Rakip de bir tackle yapıyor. Fazla vurmadı. Diyoruz. Burada da bir pot çıkıyor. Güzel. Bu arada şey, konuşamadım. Bu arada bazı arkadaşlar Pokemon'larımın doğalarını merak etmiş. Hemen bakalım. Pokemon diyoruz. Summoner diyoruz. Bakalım. Banelbi'nin doğası neymiş? Bashful. Herhangi bir şeyi arttırmıyor ve herhangi bir şeyi düşürmüyor gördüğünüz gibi. Zabuza'nın doğasına bakıyoruz şimdi. Zabuza'nın doğası da neymiş? Careful. Special defansı arttırıyor. Special atağı düşürüyor. Yani şu anlık pek, yani ileride işime yaramaz. İleride değiştirebilirim. Zaten ileride bu Nuzlocke'un, Nuzlocke değil de, bu yaptığım olayın en güzel yanı, ileride değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? İleride göreceksiniz. Şuradan çıkıyorum. Çıkamıyorum. Bir Pokemon daha çıktı karşıma. Bakalım neymiş. Ya of ya. Abi ben ne kadar şanssızım ya. Evet, yaptığım olay yüzünden bu Pokemon'u yakalayamıyorum. Ama yakalama imkanı olan arkadaşlar varsa yakalamalarını tavsiye ederim. Çünkü GM'in anasını ağlatırsınız. Ateş Pokemon'unuz yoksa. Scratch yaptı sanırım. Fight, tackle. Mevta. Aa, Mevta almadı. Leer yaptı. Defansımı bir kademe düşürüyor şu an. Lanet olsun sana. Tackle. Bu ormandan bir Pokemon yakalayamazsam çıkacağım yani. Bu ormanda daha bir işim olmaz sanırım. Hiç uğraşmayacağım. O zaman ilerlemeye devam edelim. Bir Pokemon daha, aman tanrım. Ya 3 maymun da teker teker çıktı. Abi ben ne kadar şanssızım ya. Evet, çarkı çevirdikten sonra çarktan bize, yani slot makinesinden bize neler çıkıyor? Metapod çıkıyor, Pikachu çıkıyor ve yanılmıyorsam Scatterbug'dı sanırım. Bir de Scatterbug çıkıyor. Şimdi beni biliyorsunuz. Ben Pikachu'dan nefret eden bir insanım. Bu arada konuşurken oynayayım. O yüzden Pikachu yakalamak istemiyorum. Oo, bir şey oldu, bir saniye. Hey bekle, hadi birlikte gidelim. Senin yanında dolaşırsam heyecanlı bir şeyler yaşayabilirim sanırım. Evet, artı 9 kız kazandık. Pikachu istemiyorum. Metapod yakalarsam Butterfly olacak. Butterfly'ı severim. Onun dışında Scatterbug var. Scatterbug da pek sevdiğim bir Pokemon sayılmaz. İlerliyoruz arkadaşlar.
İlerliyoruz. Nereye ilerliyoruz? Çimlere doğru ilerleyeceğiz. Bu arada karşımıza bir Pokemon çıktı. Bakalım ne? 3 maymundan birisinin çıkmamış olması. Ya şimdi mi çıkıyor? Ama yakalayamam ki. Kendi koyduğum kurallar yüzünden yakalayamam. O yüzden direkt kaçış yapıyoruz. Veya savaşsam mı? Kaç level? 4 level. Gerek yok. Bu bizi mahvedebilir. Run yaptım. Su Pokemon açığınız varsa bu ormandan yakalayabilirsiniz. Ya bilmiyorum, ne kadar sevmesem de belki Pikachu'da yakalayabilirim. Şuradan antidot buluyoruz arkadaşlar. Pokemon'unuz zehirlenirse falan antidot kullanabilirsiniz. Şimdi yukarı yardıracağız. Burada da bir item var. Ve bir Pokemon daha, lanet olsun. Evet. Scatterbug. Şimdi Scatterbug, bilmiyorum, 5. seri Pokemon olması falan güzel. Ama yakalar mıyım? Bilmiyorum ya. Metapod daha böyle yakın geldi sanki. O yüzden bilmiyorum. Geç ya. Run. O yüzden Scatterbug'ı yakalamıyorum arkadaşlar. Şuradaki poke topunu alıyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, Pokemon Y'de birlikteyiz. Bu 3. bölüm sanırsam. Evet, 3. bölüm olmalı. Bu bölümde ne yapacağız ondan bahsedeyim. Bu bölümde Santalin ormanına gireceğiz. Bir önceki bölümde mallıklar yaptım, fakirledim. Ama 20 tane Poke topum oldu. Şimdi bir tanesini harcadım sanırım, 19 tane kaldı. Şimdi Pokemon'larımı iyileştirdim, o kısmı çekmedim. Direkt şeye gireceğiz, Santalin ormanına. Bakalım orada karşımıza neler çıkacak. Birlikte göreceğiz bakalım. Evet, Santolin ormanındayız arkadaşlar. İlk olarak buradaki Pokemon'ları görüyorsunuz. Burada 1001 çeşit Pokemon var, anasını satayım. Neden böyle bir konuşma yaptım bilmiyorum. İşte Caterpie'sinden tut Scatterbug'ına falan var. Ayrıca 3 maymun da bu ormanda ve gizliler. Eğer işte GM liderini yenmek istiyorsanız nelere ihtiyacınız var? Uçan türlü bir Pokemon'a ihtiyacınız var. Bu bir. Çünkü GM böcek türlerine sahip. Bu ormandaki böceklerin çoğunu geliştirince işte Caterpie'dir, Scatterbug'dır. Uçan türü oluyorlar zaten. Ayrıca Pansier'ı yakalayarak, Pansier ateş türü biliyorsunuz. Yani ateş türünü kullanarak böceği yenebilirsiniz. Onun dışında ne var? Flashling var. Pikachu da var. Bu ormanda Pikachu var. Gizli. Rare. Pikachu yakalarsanız işte GM'in uçan türü Pokemon'unu yenebilirsiniz. GM'in Vivillon'u vardı sanırım. Her neyse, fazla konuşmadan ormana ilerleyelim arkadaşlar. İlk olarak ormandaki eşya itemleri toplayacağız. Bu arada önemli bir şey unuttuk. Çarkı çevirmemiz lazım. Çeviriyoruz.